Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Arzu Erdem konuşacaklardır. Şahıslar adına da söz talebiniz var. Sayın Erdem, konuşma sürenizi birleştiriyorum. Buyurun, 15 dakikadır süreniz. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri. Gümrük kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte gümrük ve ticaret ile ekonomi bakanlıklarının ticaret bakanlığı olarak birleştirilmesiyle ihracat ve ithalat işlemleri, gümrük hizmetleri ve ticarete yönelik politikaların tek bir elden yürütülmesine yönelik uygulamaların daha etkili ve kapsayıcı icra edilmesine imkan tanınmıştır. Böylelikle Ticaret Bakanlığı tarafından izlenen etkin ve dinamik politikalar çerçevesinde bakanlıkça yürütülen işlemlerin teknik, uygulama ve mevzuat yönünde bir araya getirilmesiyle işlemler hız kazanmıştır ve maliyetler azalmıştır. Ticaret Bakanlığı, ihracatın ve ithalatın kalkınma planları ve yıllık programlarındaki ilke, hedef ve politikalar yönünde desteklenmesini ve geliştirilmesi ve özellikle ihracatın bu politikalar çerçevesinde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi yönünde çalışmalarına etkin olarak devam etmektedir. Buna ilaveten gümrük hizmetlerinin hızı, güvenli ve kaliteli bir şekilde yürütülmesine, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve basitleştirilmesine yönelik çalışmalar gümrüklerde hızla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalara örnek vermek gerekirse, ihracata yönelik devlet yardımları arttırılmıştır. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında etkin denetimler gerçekleştirilmiş, dış ticarete konu belgelerin elektronik ortamda alınması çalışmaları başlatılmış, kağıt ortamındaki teminat mektupları elektronik ortama taşınmıştır. 459 güvenilir kuruma gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası verilmiştir. İhracat işlemlerine ilişkin tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanmış, konteyner ve liman takip sistemi bazı limanlarda uygulamaya alınmış, serbest bölgeler bilgi sistemi SEBİS tüm serbest bölgelerde uygulanmaya başlanmıştır. Varış öncesi gümrükleme projesi hayata geçirilmiştir. Başta yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu olmak üzere birçok platformda dile getirilen gümrük kanunundaki cezaların işlenen fiil ile orantılı olması gerektiği yönündeki taleplerin karşılanması, kanunun uygulanmasında karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve ihracatçılarımızın önündeki engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yürütülmüştür ve bu konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin hassasiyeti de vardır ve bu konuları desteklemektedir, bu çalışmaları desteklemektedir. Bu kapsamda gümrük işlemlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla gümrük kanunu ve ateşli silahlar ve bıçaklar ile ilgili diğer aletler hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hazırlanmıştır. Değerli milletvekilleri, söz konusu kanun teklifinde gümrük kanununda yer alan idari para cezalarına ilişkin usul hükümleri, ceza miktarları ve pişmanlık hükümleri yeniden değerlendirilerek uygulanacak cezalarda günümüz ekonomik koşullarına uygun olarak fiilin ağırlığı göz önünde bulundurulmak suretiyle hakkaniyet sağlanması amaçlanmıştır. Gümrükte eşyanın tasfiye sürecinden daha etkin işlenmesi amacıyla tasfiye hükümlerinde düzenlemeye gidilmiştir. Teminat uygulanmasının birçok gümrük işleminin vazgeçilmez bir unsuru olması nedeniyle gümrük idaresince alınacak teminat alınması gereken durumlarda %20 fazla teminat alınması uygulaması yürürlükten kaldırılarak günümüzün ekonomik koşullarında teminatların ticaret erbabı açısından işlem maliyetlerini düşürücü bir unsur olması hedeflenmiştir. Transit rejiminde rejim hak sahibinin asıl sorumlu dediğimiz gümrük idaresine karşı mali yönden sorumluluğu açıkça belirtilmiş, cezai açıdan sorumluluğunun belirlenmesinde ise işlenen fiile dahlinin bulunup bulunmadığı araştırılıp araştırılma ölçütü getirilmiştir.
Mülga Savunma Sanayi Müsteşarlığı Cumhurbaşkanlığı makamına bağlanmış olduğundan uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesini teminen ithal edilecek eşyaya ilişkin gümrük muafiyeti uygulanacak kurumlar arasında Savunma Sanayi Başkanlığı eklenmiştir. Anayasa Mahkemesi'nce fazla ve yersiz tahsil edilen vergilerin iadesinde faiz ödenmeyeceğine ilişkin kuralın yükümlülükleri belli bir dönem için faiz gelirinden mahrum kalması sonucunu doğuracak kurumsal yarar ile bireysel yarar arasındaki dengenin bozulmasına neden olduğu gerekçesiyle gümrük kanununda yer alan yetkili idareler tarafından gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde idarece faiz ödenmez hükmünün iptal edilmesine iptal edilmesiyle birlikte oluşan boşluğun giderilmesini gümrük vergileriyle bunların ödemelerine bağlı olarak fazla tahsilatın geri verilmesine idarece geri verilecek tutar üzerinden hesaplanacak faizin ilgililere ödenmesi amaçlanmıştır. Uzlaşmanın yükümlü ile idari arasında ihtilafın daha hızlı bir şekilde giderilmesine yönelik bir süreç olduğundan yükümlü veya ceza muhatabına süresi içerisinde olmak ve itirazın sonuçlanmamış olması kaydıyla itirazından vazgeçerek uzlaşma talep etme hakkı tanınarak uzlaşmanın yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca uzlaşma sonucunda hesaplanacak gecikme zammı oranında gecikme faizinin uygulanmasında dikkate alınacak süre daha net ifade edilmiştir. 6136 sayılı kanunda yapılan düzenleme ile silah taşıma yetkisine sahip personelimize diğer kolluk birimlerinde olduğu gibi görev silahlarını zati silah olarak edinebilme ve emeklilikte harç ödemeksizin silah ruhsatı alabilme imkanı sağlanmıştır. Bu ve bunun gibi birçok sebepten yola çıkarak söz konusu kanun teklifimizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 9 Ekim 2019 saat 16 itibariyle başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyi terörden temizlenmiştir. Harekat ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını, özellikle de terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak suretiyle icra edilmiştir. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi harekatın planlama ve icrasında sadece ve sadece hain teröristler ile onlara ait barınaklar, sığınaklar, mevziler, silahlar, araç ve gereçler hedef alınmıştır. Sivil ve masum kişilerin harekat bölgesinde tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleriyle bölgede bulunan muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesine bu anlamda her tür dikkat ve özen gösterilmiştir ve hassasiyet gösterilmiştir. Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DAEŞ ve PKK, YPG ve diğer terör unsurlarının tamamını güvenliğimizi tehdit oluşturulan güvenliğimizle ilgili tüm terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak amacıyla yürütülmüş olan Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletip bu anlamda uzun sağlıklı ömürler diliyorum. Barış Pınarı Harekatı'yla PKK ve YPG ve tüm terör unsurları ilga edilmiştir. İmha edilmiştir. Dağıtılmıştır. Silahlar alınmıştır. İstismar ettiği insanlar örgütten kurtarılmıştır. Başta Kerkük, Irak tartışmalı bölgelere sızarak yeni etkiler üretilmesi engellenmiştir. Barış Pınarı Harekatı küresel konjonktürde de büyük yankı ve dalgalanmaları sebep olmuştur. Küresel çetelerin ülkemiz üzerinde yürütmüş olduğu kirli çalışmaların tamamının karşısında başta liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin uzun senelerden beri Fırat'ın doğusunda oluşturulması gereken bir güvenlikli bölgenin, hilal şeklindeki bir güvenlikli bölgenin uyarısıyla birlikte yürütülmüş olan bu harekatla
aslında küresel çetelerin tamamına kadim devletimiz gerekli meydanı da okumuştur. Harekatın neden olacağı olası sonuçlardan korkan ve çekinen küresel güçler Türkiye ile masaya oturmak zorunda kalmıştır. Her iki küresel güçle böylesine hassas bir ortamda anlaşma yapmak bile başlı başına anlamlı, değerli ve önemlidir. Bu açıdan bu harekatla ilgili farklı yorumlamalar yapmak, Mehmetçiğimize bu açıdan yürütmüş oldukları mücadelede sadece Mehmetçiğimize değil, tüm güvenlik güçlerimize, bu topraklar altında yatan, canını bir çakıl parçası için vatanı uğruna feda etmiş olan, yine bedenini silahların karşısına siper etmiş olan, terör örgütlerinin karşısına siper etmiş olan gazilerimize yapılacak olan olumsuz yorumların tamamı birer hakaret niteliğindedir ve bizler tarafından da yok hükmündedir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin dediği gibi, Fırat'ın doğusunda hilal yükselmelidir, terörle yaşama ya da alışılmayacaktır. Hamdolsun hilal yükselmiştir, hamdolsun ay yıldızlı al bayrak dalgalanmaktadır. Bu vesileyle tüm güvenlik güçlerimizi, askerimize, emniyet mensuplarımıza, korucularımıza Allah güç kuvvet versin. Terörle mücadelede devletten maaş almadan yıllarca gönüllü olarak PKK'nın çok yoğun tehdidi altında olduğu, devletten yana safını belirleyen, özellikle Güneydoğu Anadolu coğrafyasında evde sayısızca çocuğunu bırakıp giderken helalleşen ve güvenlik korucusu olarak zor imkanlarla görevini yürüten kahramanlarımızla ben buradan selamlamak istiyorum. Burada yürütülmüş olan mücadele tabii ki başta Mehmetçiğimiz olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, emniyet teşkilatımız, jandarma özel harekatımız, polis özel harekatımız ve bunların yanında korucularımızla birlikte yürütülmektedir. Ve yine sınır ötesine korucu kardeşlerimiz de gerekli müdafaayı yapmak üzere sevk edilmişlerdir. 26 yıl arayla korucularımızla ilgili biraz detaylı bir bilgi de vermek istiyorum. 26 yıl arayla babadan oğula şehadeti geçen, aynı yaşta aynı zamanda şehit olan korucularımız var. Ve bununla ilgili örneği aslında hepimizin örnekleyip şunu görmemiz gerekiyor. Bakın, terörle mücadele etmek çok zor bir şey aslında. Ama bir taraftan da çok kolay. Devlet politikası olarak yaparsınız ama o mücadeleye giden herkesin ağzından çıkan tek bir söz var. Biz düğüne gidiyoruz. Biz Kızıl Elma'ya gidiyoruz. Elini bozkurt yapıp bu mücadeleye giderken gülümseyerek gidebilmek, anasına kavuşmayacağını bilmek, bacısına kavuşmayacağını bilmek, babasına kavuşmayacağını bilmek, bu anlamda geri dönüşün olmadığını bile bile o sefere çıkabilmek ayrıca bir yürek işi. Bu açıdan da yapılmış olan mücadelenin kıymeti, orada mücadeleyi yürüten tüm Mehmetçiklerimiz açısından ve tüm emniyet teşkilatımız açısından, polis özel harekatımız açısından, güvenlik korucularımız açısından çok önemli. Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak korucularımızla ilgili, korucularımızın ayrı bir kanunu yok. Sayı olarak da aslında çok yüksek bir sayı olmamasına rağmen mutlak ve mutlak kanunla düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu konuyla ilgili vermiş olduğumuz kanun teklifinde bir korucu kanunuyla haklarının düzenlenmesi ve bu anlamda özlük hakları başta olmak üzere maaş düzenlemelerinin yapılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili kanun teklifimizin de yine Cumhur İttifakımızla birlikte ve tüm milletvekili arkadaşlarımızla birlikte aynı hassasiyet içerisinde yürütüleceğine ben inanıyorum. Ve bu açıdan özellikle güvenlik korucularımızla ilgili getirmiş olduğumuz kanun teklifinin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bakın, çok önemli bir şey var. Ülkemizi etnik unsurlar üzerinden bölmek, Türk milletini ayrıştırmaya çalışmak isteyenleri de buradan seslenmek istiyorum. O bölgede şu an Türk askeri çoğunluğu Kürt kökenli olan korucularla birlikte aslında PKK'nın zulmüne uğramış Kürtlere yardıma yetişti. Onları orada kurtardı. Ananın askerimizin gözüne bakıp bir kurtarıcı melekle karşı karşıya olduğunu görünce aslında etkilenmemek mümkün değil. Bu açıdan bu süreç çok önemli. Rabbim Türk milletinin birlik beraberliğini daim eylesin.
Rabbim devletimizin üniter yapısını bozmasın. Bir çakıl taşımızı bile haine teslim etmeyeceğiz. Bir çakıl taşımızı bile PKK'lıya teslim etmeyeceğiz. Her kim ki onların arkasında da duruyorsa, her kim ki onların diliyle de konuşuyorsa, onlar da yok hükmündedir. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şahıslar adına başka söz talebi yoktur. Soru cevap işlemi talebi yoktur. İkinci bölüm üzerinde ki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi ikinci bölümde yer alan maddeler varsa o madde üzerindeki önerge işlemlerini yaptıktan sonra ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. Tanat, senin acil bir işin var galiba. Buyur. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri. Öncelikle Trump'ın Türkiye'ye göndermiş olduğu mektuptan dolayı Trump'ı kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin organlarını, hükmetini, devletini aşağılamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunu şikayet ettik. AK Partili yetkililer neden şikayetçi olmuyor? Neden bu Cumhuriyet Savcılarını göreve davet etmiyor? Bir önerse öğrenirse Cumhurbaşkanı ağır eleştirdiği halde, ağır bir tweet attığı halde hepiniz mahkemenin karakolunun yolunu tutuyorsunuz. Ama Trump gelince sus pus yerinizde duruyorsunuz. Sizden rica ediyorum, öğrenciler nedeniyle nasıl karakollara, nasıl savcılar şikayet ediyorsunuz da Trump'ın yapmış olduğu ahlaksızca mektup nedeniyle de sizin şikayet etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde siz Trump karşısında ezik bir vaziyette durmaya devam edeceksiniz. Teşekkür ederim. Sayın Sertel, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. İzmir Milletvekili, son Başbakan, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ı burada genel kurulda göremiyoruz. Ama kendisi burada yapmadığı siyaseti İzmir'de üniversite gezerek yapıyor. Kendisi sadece siyaset yapmakla kalmıyor. Mensup olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi sanki 17 yıldır iktidarda değilmiş gibi bu süreçte beyin göçünü hiç duymamış gibi davranabilmektedir. Bugün İzmir'deki konuşmasında Silikon Vadisi'ne yaptığı ziyaretten söz edip orada ciddi yatırım ve buluşlara imza atan Türk bilim insanları için keşke o beyinler orada değil burada olsalardı diyebiliyor. Sorarlar insana, bunca yıllık iktidarınızda bu gençlere neden sahiplenmediniz? Soruyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nde geri gelsin dediğiniz gençler kime güvenecekler? Her üniversite mezunu iş bulmak zorunda değil diyen Cumhurbaşkanı'na mı? Kamu bütün üniversite mezunlarına istihdam sağlamayabilir diyen son başbakanı mı? Bundan dolayı artık hamaset ve boş konuşmalar son başbakanı.